TV'mize konuştu. Bizim de bir de çok sevdiği bir dizimiz var. Hangisiymiş acaba? Hangi biri acaba? Bakalım Aslı ne konuşuyor? Aslı Enver'le eşi Berkin Gökbudağ tatil dönüşü havalimanında görüntülüyoruz. Çaplar nasılsınız? Hoş geldiniz, biz de sizin için gelmiştik, magazin muhabiriyiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. İyi. Hoş geldiniz tekrardan. Nasıl geçti Prag tatili? Güzel be, öyle hemen zaten bir gün bile değil yani, kısacık bir tatil dönüşü. Annesi ve babası tatil yaparken Ela'yı evde anneannesiyle kalmış. Ela'yı geçtiğimiz haftalarda ilk kez gördük. Tatlılığıyla bizi bizden alan Ela'nın kime benzediğine kimse karar veremedi. Annelik babalık nasıl gidiyor Berkin Bey? Çocuk Ela bebek kime benziyor? Anneye mi babaya mı? Çok güzel, gördün mü? Kime benziyor? Anne. Babaya. Ela bebeğin emeklemeye başladığını öğrendik. İşte emekleme, sıralama, işte destek alıp ayağa falan. Doğumu yaklaşan yakın arkadaşı Eda Ece'yi de soralım. Yani tabii ki kız arkadaşım ve yani hani sizinle konuşuyoruz sonunda ama hani destektir, kustur falan tabii yani ne haddime. Biraz da dizilerden konuşalım. Son dönemde herkesin favorisi olan Bahar dizisi Aslı Enver'in de beğenisini kazanmış. Bahar'a bakıyorum. Çok güzel, çok keyifli izliyoruz biz. Ellerine sağlık sürekli, çok zor bir iş tabii yani o dakika var. Kolay gelsin hepsine. Tatlı. Babaya da benziyor sanki. Yani çocukları da böyle birilerine benzetme huyumuz vardır ya. Anneye mi benzer, babaya da mı benzer? Nevi şahsına münhasır. Güzel güzel büyüsün. Çok tatlı bir bebekleri var. Tabii ki Bahar'ı izliyoruz diyorlar. Yani, tabii çok güzel. Bir de şöyle bir şey, çok güzel bir şey söyledi aslında. Kendisi de dizilerde oynayan biri, oyuncu olduğu için biliyor işin zorluğunu, meşakkatini, arka plandaki hikayeyi. Yani o kadar zor bir işi, bu kadar hem tutturup böyle ilerletebilmek harika bir şey. Ama gerçekten içi gidiyordur ya. Bence bir oyuncu olsam ben valla Bahar gibi, Kızılcık Şerbo gibi, bizim tabii sandık kokusu gibi dizilerde oynamak ben aslında yani içim gide gide izlerim yani. Ah şurada olaydım diye. Evet. Prag'da ne işim var? Bey şu an şu sette ama olmalıydım. Bebeğini yani yaşıyor yani mutlaka. Çünkü zaten tiyatro oyunuyla son 8 aya 7 aya kadar falan oynadı yanlış bilmiyorsam. Onun için hani mesleğine de bir an önce dönmek istiyordur mutlaka. Ama şu da bırakılır mı? Şimdi onun en güzel zamanı. İşte çocuk da yaparım olayı bu. Ne kadar güzel. Evet. En güzel zamanları diyorsun değil mi? Yani eli avuca geliyor böyle artık bakılıyor. Dede, torun vesaire, anneanne vesaire bakabiliyor rahatça. Evet, mesela evet yani şimdi kendimden düşünüyorum. Eren 2,5 aylıktı. Ben hemen çalışmaya başlamıştım. Aa, çok erken olmuş be. Evet yine Show TV ekranlarında böyle bir anda bir çalışmak ve kendim ayağa kalkmak zorunda hissetmiştim. Sıkıldın mı dedin? Sıkılmak da değil. O böyle bir psikoloji o anda hemen başlamak ama istemiştim. Ezgi gibi de diyebilirdin ya. 40 yılda bir çocuğumuz olmuş. Burak'ın da bir çocuğumuzla bol bol vakit geçirdim. Evet sonra birazcık falan daha büyüyünce zaten biraz böyle yavaşlattım. Ha. Geriye çektim. O her gün çalışma halinden biraz geriye çekmiştim. Tabii kendim canım. Aman. Yani çünkü onları da yaşamak çok güzel zamanlar gerçekten. Tabii. Allah uzun uzun ömür versin. Peki. İsmini kardeşlerim koymuş, yaşını da Rabbim amin koysun Ela'yımızın. Ya dünyadaki ve elbette ki Türkiye'mizdeki bütün yeni doğan bebeklere evet buradan gönderiyoruz. Ay öpücükler. Değil mi? Harika. Şimdi bir mekan emekli çıkışı abilerimizin ve ablalarımızın da elini öpelim. Öpelim. Çocuklardan bahsediyoruz, emeklilerinden de bahsedelim. Aha, aynen. Böyle böyle devam eder. Eder. O böyle bir psikoloji o anda hemen. Sandık kokusu gibi dizilerde oynamak ben aslında. Ah şurada olaydım diye. İşim var. Bey şu an şu sette ama olmalıydım. Beyni yaşıyor yani mutlaka. Çünkü zaten tiyatro oyunuyla kadar falan oynadı yanlış bilmiyorsam. Onun için hani mesleğine de bir an önce